Alkanlara giriş yaparak başlayalım. Alkanların genel moleküler formülü CnH2n2'dir. Buradaki n molekülde bulunan karbon sayısını gösterir. Örneğin molekülümüzde bir karbon varsa bunu formüle yerleştiririz ve şunu elde ederiz. C1. 1 çarpı 2 artı 2'den 4 olur. O zaman H4. C1H4 yani metan. Metanın nokta yapısını defalarca gördük. Bir karbon etrafında işte böyle 4 hidrojen vardır. Metan en basit alkandır. Peki burada 2 karbon olsa nasıl olur? Bunu formülümüze yerleştirelim. Burası C2 olur. 2 çarpı 2 4 eder. Artı 2 ise 6 eder. C2H6 2 karbonu alkanın moleküler formülüdür. Ki biz buna etan diyoruz. Bu etanın nokta yapısıdır. İşte karbon diğer bir karbona bağlı ve etraflarında 6 adet hidrojen var. Evet. Milyonlarca organik bileşik var ve bunları adlandırmak için mantıklı bir yöntem lazım değil mi? Bir karbonsa, metan iki karbonsa etan demiştik. Bu isimler IUPAC adlandırma sistemi tarafından belirlenir. IUPAC, uluslararası temel ve uygulamalı kimya birliğinin İngilizce kısaltması. Bu birliğin adı bazı yerlerde uluslararası teorik ve uygulamalı kimya birliği olarak da geçiyor. Bu birlikte çalışan kimyagerlerin görevi tüm bu molekülleri sistematik bir şekilde isimlendirmek. Biz de bu video serisinde organik molekülleri adlandırırken IUPAC adlandırma yöntemine odaklanacağız. Buradaki ufak tabloda IUPAC adlandırmasını özetledim. Bir karbon varsa başlangıç eki mettir alkan söz konusuysa sözcüğümüz anla biter. O halde karbonlu alkana az önce de gördüğümüz gibi metan denir. İki karbonlu alkanda ise kök ettir yani etan olur. Aslında fonksiyonel gruba göre sözcüğün son kısmı değişecektir. Fakat burada sadece alkanlar üzerinde çalışıyoruz. 3 karbonda kök proptur. Bu şekilde 3 karbonlu bir alkan çizseydik bu propanın nokta yapısı olurdu. 4 karbonlular bütle başlar. 4 karbonlu bir alkan çizelim. Bu butandır. 5 karbonluysa tabii ki pentandır. Pentan çizelim. Evet, şu şekilde. Devam edebiliriz. Fakat demek istediğimi temelde anladınız diye düşünüyorum. Bunların hepsi düz zincirli alkanlardır. Yani tek bir karbon hattı vardır ve karbonlar birbirlerinin ardından gelirler. Alkanlar 6 karbonluysa hekzan, 7 karbonlu heptan 8 ise oktan, 9 ise nonan, 10 ise dekan olarak adlandırılır. 11 ile 15 arası için ise alkanlara un dekan, do dekan, tri tetra dekan, penta dekan diyoruz. 20 ise eikosan oluyor. Yalnızca alkanlar için değil, diğer fonksiyonel gruplar için de bu tablo geçerli. O yüzden bu ifadeleri öğrenmek işinize yarayabilir. Evet. Şimdiye kadar düz zincirli alkanlardan bahsettik. Peki ya karşınıza böyle dallanmış zincirli alkan gelirse? Gördüğünüz gibi düz bir zincir üzerinde karbonlar birbirini takip etmiyor artık. Karbon zincirlerinden yukarıya doğru uzanan bir dal olduğunu görebilirsiniz. O halde öncelikle en uzun karbon zincirini bulalım. IUPAC adlandırması yaparken bu en uzun zinciri bulma durumu sık sık yaşanacak. Buradan başlayalım ve en uzun karbon zincirini bulalım. Bu şekilde gidersem karbon zincirini görebilirsiniz. Bu zincirde kaç karbon var? Burada bir tane vardı. İkincisi burada. 3 4 ve 5. Bu zincir üzerinde 5 karbon var. IUPAC adlandırma tablosuna yeniden göz atalım. 5 karbonlu moleküllerin pentle başladığını görüyoruz. O halde bu pentandır. O zaman buradaki örneğin adı pentan olacaktır. Peki sizce düz alkan zincirinden dışarı doğru çıkan nedir? Şöyle yuvarlak içine alayım. Molekülümüzün bir dala ayrılan bu parçası tek karbonlu bir CH3 grubu. Buna substituent deniyor. Substituent ana zincirden dışarıya çıkan şeylere denir. Bunlar ana zincire bağlı grup veya gruplardır. Bu substituenti nasıl adlandıracağız? Bir karbonu varsa buna alkil grubu denir. Fark ettiyseniz alkan değil, alkil. Alkil grubu ile biter. Fakat yine de alkil gruplarını adlandırırken tablodaki kökleri kullanacağız. Bir karbon varsa IUPAC tablosuna göre metle başlıyoruz. Bu ise sonu il olan bir alkil grubu. O halde elimizde met ve il var. Buna metil grubu diyoruz. Videolarda birçok kez bahsettik. Kısacası elimizde ana zincirimize bağlı bir metil grubu var. Yani pentan birinci konumda ve ikinci konumda bir metil grubu var. IUPAC adlandırma sisteminin detaylarına bir sonraki videoda gireceğiz. Şimdilik ana zincirden ayrılan substituentleri tanımlayabilmemiz yeterli. IUPAC adlandırma yaparkenki ilk adım her zaman olası en uzun zinciri bulmaktır. Bu molekül için bu 5 karbonlu zincir en uzun zincir. Daha zorlayıcı bir örneğe bakalım. Aynı molekülün 3 nokta yapısını görüyorsunuz. Bakalım buradaki molekülün karbon zincirlerini bulabilecek miyiz? Bulabileceğimiz en uzun karbon zincirini bulalım. Sol üsttekinden başlayacağım ve molekülün bu kısmına bakacağım. En uzun karbon zincirini bulmaya çalışacağım. Bu ilk tahminim olabilir. Bu zincirde kaç karbon var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bunu bir ana zincir olarak adlandırsaydık üzerinde 7 karbon olduğu için heptan adını verirdik. Peki ya heptana bağlı olan substituentler? İkinci karbondan çıkan bir karbon alkil grubu var. Bir karbon olunca metil grubu oluyordu. Üçüncü karbondan çıkan iki karbonlu bir substituent var. Geri gidelim ve hafızamızı tazeleyelim. Organik kimyada iki karbonlu moleküller için Başlangıç adımız neydi? 2 karbon için et kullanıyoruz. Bu bir alkil grubu olduğu için etil grubu olacak. Yani 3. karbondan çıkan bir etil grubumuz var. Buradaki metil grubu, buradaki ise etil grubu. 2. karbondan çıkan bir metil grubumuz var. 3. karbondan çıkan bir etil grubumuz var. Dördüncü karbondan bir başka etil grubu çıkıyor. En uzun karbon zincirini bulmak için başka bir yol seçtiğimizi varsayalım. Buradan başladığımızı farz edelim. İlk bakışta bu bize en uzun karbon zinciri olabilirmiş gibi görünmüş olsun. En uzun karbon zinciri olarak bunu kabul etseydik kaç karbon olurdu bir bakalım. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. karbon olsun. Yine buna heptan derdik değil mi? Bu molekülde ne tür substituentler var? İkinci karbondan çıkan bir metil grubu var. Üçüncü karbondan çıkan bir etil grubu var. Dördüncü karbondan çıkan bir başka etil grubu var. İlk örnekte olduğu gibi birebir aynı durumla karşı karşıyayız. Bunların ikisi de aynı. O zaman hangisini seçtiğimiz fark etmeksizin molekülün adı aynı olacak. Bu ikisini aşağıdaki örnekle kıyaslayalım. Molekül aynı fakat farklı bir yol seçtiğimizi düşünelim. Aşağıdan başlayalım. Eğer en uzun karbon zinciri buymuş gibi görünüyorsa buradan başlayalım. Evet, bu örnekteki en uzun zincir bu olsun. Burada kaç tane karbon var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Peki, bu molekülde ne tür substituentler var? Dördüncü karbondan bir etil grubu çıktığını görüyoruz. Üçüncüden çıkan biraz karmaşık. Tam olarak düz bir zincir değil. Bu çok daha karmaşık bir substituent olduğu için ileriki videolarda adlandıracağız. Bu molekülde toplam 2 substituent var. Üstteki örnekte 3 substituent vardı. Sorumuz şu. Bu yöntemlerden hangisinde IUPAC adlandırmasına göre molekülümüz doğru şekilde adlandırılmıştır? Eşit uzunlukta 2 zincirimiz var. Herkesinde de 7 karbon var. Bu beraberliği nasıl bozarız? IUPAC kurallarına göre üzerinde en fazla substituent olan ana zinciri seçmelisiniz. Yukarıdakinde 3 sübsituent var. Aşağıdakinde ise 2 sübsituent var. Bu molekülü IUPAC kurallarına göre adlandıracak olsaydık üstteki yöntemi seçerdik. Bunun detaylarına sonraki videolarda değineceğiz. Şimdi siklo alkanlara bakalım. Düz zincirli alkanları yaptık. Dallı zincirli alkanlara baktık. Şimdi siklo alkanlara bakalım. Bu epey garip bir nokta yapısı. Bakalım bu üçgende kaç tane karbon var? Tabii ki 1, 2 ve 3 karbon var. Tüm atomları çizseydik bu şekilde 3 karbon olurdu. Karbon etrafındaki okteti tamamlamak için her karbonda 2 hidrojen olması gerekir. Bu bir sikloalkandır. Karbon burada halkalar oluşturuyor. Bu molekülün moleküler formülü C3H6 olurdu. Sikloalkanların şu şekilde olması gerektiğini söyleyebiliriz. Hemen yazalım n sayıda karbon varsa 2n hidrojen olmalıdır. Bu sikloalkanda 3 karbon var. İyupak adlandırma tablosuna dönelim. 3 karbon propla başlamalı. Alkan olduğu için bunun ismi propan olurdu. Fakat sikloalkan olduğu için buna siklopropan diyoruz. Bu molekülün adı siklopropan. Sıradaki molekül kare şeklinde. Kaç karbon var? 4 karbon var. O halde bütandır halka yapıda yani siklik bir molekül olduğu için siklobuten olarak adlandırılır. İki örnek daha yapalım. Sıradaki bir beşgen. Beş karbonu var. Buna pentan derdik ama bu özel durumda ismi siklopentan. Muhtemelen en önemli sikloalkan 6 karbonlu olan yani en çok karşımıza çıkan o. 6 karbonlu ya da sikloheksan diyoruz. Alkanlara ve sikloalkanlara giriş yapmış olduk önümüzdeki videolarda adlandırmaya çok daha detaylı değineceğiz.